1919 yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyleydi. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu grup 1. Dünya Savaşı'nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış, Büyük Savaş'ın uzun yılları boyunca millet yorgun ve fakir bir durumda. Milleti ve memleketi 1. Dünya Savaşı'na sürükleyenler, kendi hayatlarını kurtarma kaygısına düşerek memleketten kaçmışlar. Saltanat, hilafet makamında oturan Vahdettin soysuzlaşmış, şahsını ve bir de tahtını koruyabileceğini hayal ettiği alçakça tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa'nın başkanlığındaki hükümet aciz, haysiyetsiz ve korkak. Yalnız padişahın iradesine boyun eğmekte ve onunla birlikte kendilerini koruyabilecekleri herhangi bir duruma razı. İşte bu sözlerle başlar Nutuk ve devam eder günün olaylarını anlatmaya, Cumhuriyet'e doğru. Temel ilke, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu ilke ancak tam bir istiklale sahip olmakla gerçekleştirilebilir. Ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir millet, medeni insanlık dünyası karşısında uşak olmak konumundan yüksek bir davranışa layık görülemez. Yabancı bir devletin koruyup kollayacağını kabul etmek, insanlık vasıflarından yoksunluğu, güçsüzlük ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir. Gerçekten de bu seviyesizliğe düşmemiş olanların, isteyerek başlarına yabancı efendi getirmelerine asla ihtimal verilemez. Halbuki Türk'ün haysiyeti, gururu ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. O halde ya istiklal ya ölüm. Atatürk 15 Ekim 1927 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin büyük salonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay üyelerine sesleniyordu. O tarihte henüz Atatürk adını almamış olan Gazi Mustafa Kemal, tam 5 gün süren tarihi konuşmasında 1919-1927 yılları arasındaki gelişmeleri kendi kaleminden, kendi sesinden aktardı. Hürmette olduğu terettiği ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müşbet elimdir. Daha sonra Nutuk, Büyük Nutuk, Söylev adlarıyla anılan bu uzun konuşma, Osmanlı İmparatorluğu'nun son günleri, ulusal bağımsızlık mücadelesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu üzerine bilinen en önemli kaynaklardan, tarihi belgelerden biridir. Nutuk, tarihe yön veren bir liderin olaylara bakış açısını birinci elden anlatır. Mustafa Kemal'in yaşadıklarını, bir diğer deyişle yaşam öyküsünü hemen her sayfada izlemek mümkündür. Eserin bir diğer önemli yanı da parti üyelerine ve topluma genç cumhuriyetin ideolojisinin ve geçmişinin nasıl değerlendirilmesi gerektiğinin en yetkili ağızdan aktarımıdır. Bu konuşmanın söz konusu dönemde yükselen aykırı seslere karşı net bir bildiri, muhalefete dönük şüphe bulutlarını dağıtmaya yönelik bir kamuoyu açıklaması olduğu da hatırlanmalıdır. Tüm bu nitelikleriyle Nutuk, sadece ülkenin, bölgenin, uluslararası ilişkilerin tarihi için değil, tarihe yön veren liderlerin davranışlarına ve zihin yapısına örnek oluşturması adına da özel bir ilgiyi hak eder. Atatürk'ün kendi kaleminden çıkan bu eser, yine Atatürk tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında Ankara'da toplanan, ikinci kurultayında 36,5 saat süren ve 6 günde okunan tarihi bir hitabeye dayandığı için Nutuk adını almıştır. Nutuk, inkılap tarihimizin birinci elden pek değerli bir kaynağıdır dedik. Çünkü eserin sahibi
tarihi olayları yalnızca belgelerle inceleyerek objektif gerçeğe ulaşmak isteyen bir tarih yazarı değil, doğrudan doğruya o tarihi yapanın kendisidir. Tarihi yapan ile yazının aynı şahsiyette birleşmiş olması nutuğu, benzerleriyle karşılaştırılamayacak üstün değerde bir eser durumuna getirmiştir. Bu eserde kendini her şey ile milletine adamış olağanüstü yetenekleri ile dehanın en iyi örneğini vermiş büyük bir komutanın, inkılapçı bir liderin ve ileri görüşlü bir devlet adamının askeri ve siyasi aksiyonları ile Türkiye Cumhuriyeti'ne şekil veren temel düşünce ve görüşler yer almıştır. Ayrıca eserde milli değerler sistemine bağlı Cumhuriyet rejiminin tarih şuuru içindeki gelişmesinin adım adım nasıl olgunlaştırıldığını, sosyal ve kültürel alanlara yön verici, siyasi ve idari şartların nasıl hazırlandığını yakından görebilmekteyiz. Bu eser yalnız geçmiş bir devrin hikayesi olarak dönümümüzü anlatmakta kalmamakta, yakın tarihimizden alınan ibret dolu tecrübelerle milli varlığımızın bugününe de yarınına da ışık tutabilen yüksek bir değer taşımaktadır. Çünkü nutuk, tarihin akışını değiştirme gücüne sahip bir önderin, varlığı sona ermiş sayılan büyük bir milleti, temelleri çökmüş, ömrü tamamlanmış olan bir imparatorluğun yıkıntıları arasından çekip çıkararak nasıl çağdaş ve milli bir devlet haline getirebildiğinin belgelere dayanan hikayesidir. Nutuk Çanakkale Muharebesi'nde "Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum" diyerek kendi şahsında da savaşan ordusunda da ölüm korkusunu ve manevi çöküntüyü yenmiş olan bir kahramanın başsız kalmış ve olup bitecekleri karanlıklar içinde beklemekte olan bir millete yaşama sırrının, milli hakimiyete dayanan kayıtsız şartsız bağımsız bir Türk devleti kurabilme kararında saklı olduğunu anlatan bir eserdir. İşte nutuk kendisini hitabet sanatının doruğuna çıkaran, bu dil ve üslup mükemmelliği ile böyle bir ülkeye de örneklik ve öncülük edebilecek niteliktedir. Ve nutuk bizlere gençliğe hitabeyle veda eder. Türk gençliğine bıraktığım emanet. Saygıdeğer efendiler, sizi günlerce işgal eden uzun ve detaylı söylevim, nihayet geçmişe karışmış bir devrin hikayesidir. Bunda milletim için ve gelecekteki evlatlarımız için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek bazı noktaları belirtebilmiş isem kendimi mutlu sayacağım. Efendiler, bu söylevimle milli varlığı sona ermiş sayılan büyük bir milletin bağımsızlığını nasıl kazandığını ilim ve tekniğin en son esaslarına dayanan milli ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım. Bugün ulaştığımız sonuç, asırlardan beri çekilen milli felaketlerin yarattığı uyanıklığın eseri ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir. Bu sonucu Türk gençliğine emanet ediyorum. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyeti'ni sonsuza dek korumak ve savunmaktır. Varlığının ve bağımsızlığının biricik temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. Gelecekte dahi seni bu hazineden yoksun etmek isteyecek, iç ve dış kötülük isteyenler olacaktır. Bir gün bağımsızlık ve cumhuriyeti savunma mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şartlarını düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şartlar çok uygunsuz bir özellikle ortaya çıkabilir. Bağımsızlık ve cumhuriyetine yönelecek düşmanlar, bütün dünyada benzeri görülmemiş bir galibiyetin temsilcisi olabilirler. Zorla ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri alınmış, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şarttan daha acı ve kötü olmak üzere
Memleketin içinde iktidara sahip olanlar uyuşukluk ve delalet ve hatta hainlik içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri kişisel çıkarlarını işgalcilerin siyasi gayeleriyle birleştirebilirler. Millet yoksulluk ve çaresizliği içinde harap ve çaresiz düşmüş olabilir. Ey Türk geleceğinin evladı! İşte bu durum ve kurallar içinde dahi vazifen Türk bağımsızlık ve cumhuriyetini kurtarmaktır. İhtiyaç duyduğun güç damarlarındaki soylu kanda mevcuttur.